Şimdi devam edeceğiz. Aslında önemli gelişmeler var. CNN Türk ekibi olarak tüm gelişmeleri aslında stüdyolarımızda konuşuyoruz. Nihat Uludağ'da Türkiye'nin önemsediği ve konuştuğu her başlığı aslında masaya yatırıyor. İşte o konulardan biri de 2009 yılına dayanan, kan donduran bir cinayet. Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu. Peki nedir bu konunun ayrıntısı? CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ile konuşacağız. Otopsi görüntülerine bakacağız. Nedir bu morarmalar Nihat Uludağ? Göksu, biliyorsun Münevver Karabulut'un ailesi mezarın açılması talebinde bulunmuştu. Daha sonra Cem Gariboğlu'nun ailesi de aynı talebi yeniledi. Ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir tahkikat soruşturma başlattı ve inceleme yapma kararı aldı. Ve savcılık dedi ki Cem Gariboğlu'nun 2014 yılında intiharının ardından yapılan otopsi görüntülerinin tanzim edilip bize gönderilmesini istiyorum dedi ve bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti ve savcının talimatıyla bilirkişi o görüntüleri aldı, derledi, toparladı, bir rapor haline getirdi ve olayı soruşturan Silivri Cumhuriyet Savcılığına gönderdi ve o otopsi görüntüleri de ortaya çıktı. Hı hı. Burada da tabii İzleyenler, görenler, bakanların en dikkat çektiği nokta parmak. Evet, şu parmaklardaki işte bakın koyu lacivert renkli bir renk Orhan değişimi. Yine burada da yine var ama en çok dikkat çekici nokta işte şu parmaklarındaki mavi renkler. Acaba hani biliyorsun Cem Gariboğlu öldü mü, intihar etti mi yoksa firar mı etti? Aile o yüzden zaten diyor ki Cem Gariboğlu intihar etmemiş olabilir. Kurgu olabilir, yurt dışına kaçmış olabilir diyor ve bu yüzden mezarın açılmasını ve DNA tespitiyle oradaki mezardaki kişinin, yatan kişinin Cem Gariboğlu olup olmadığını tespitini istiyor. Bu anlamda da bu fotoğraflar dikkat çekmişti, izleyicilerin de dikkatini çekti ve onlar da bir kuşku oluştu. Neden o zaman bu parmağındaki mürekkep ne diye onlar da merak ediyordu. Tabii olayın Cem Gariboğlu intihar ettiği bölüm, aslında Cem Gariboğlu'nun intihardan önce resme başladığı ortaya çıkmış. Yani Cem Gariboğlu cezaevinde resim yapmaya başlamış ve intihar ettiği odada boş tuvaller, boyalar var ve boş bir ranza var. Üstünde yatak olmayan bir ranza olduğu tespit edilmiş ve bir tabure var ve o taburenin üzerinde Cem Gariboğlu sözde soruşturmaya göre intihar etmiş. Ve bu parmağındaki boyaların da boya? Boya olduğunu, yani resim Cem Gariboğlu'nun intiharından bir süre önce resme başladığı ve resim yapması nedeniyle parmağına boya buluştuğu yönde. Çünkü zaten intihar ettiği yerde de boş tuvaller ve resim boyaları bulunmuş. Dolayısıyla bu boyanın da resimde kullanılan boya olduğu değerlendirmesi yapılmış. Şimdi Cem Gariboğlu soruşturması çok ilginç. Çok. Göksu, yani bir türlü de gizemi çözülemiyor. Bir türlü düğüm çözülemiyor. Bir türlü Cem Gariboğlu intihar etti mi etmedi? Etmedi mi? Yani yürüyen yargı süreçlerinde intihar deniyor ama bir türlü kamuoyu ve aile ikna edilemiyor. Dolayısıyla aile ısrarla talep ediyor. Diyor ki Cem Gariboğlu'nun mezarı açılsın, DNA testi yeniden yapılsın ve o mezardaki kişi Cem Gariboğlu mu yoksa onun yerine konulan başka bir cenaze mi, o ortaya çıksın talebinde bulunuyor. Ve böyle olunca da tabii soruşturma sürüyor. Şimdi şöyle, aile diyor ki, Münevver Karabulut'un ailesi diyor ki, ya diyor doğal olmayan süreçler yaşıyoruz diyor. Zaten soruşturmanın başından beri diyor. Çünkü otopsi işleminde bir teknikerin aynı eldivenle 11 ayrı otopsiye katıldığı, başka delil örneklerini Münevver Karabulut'a bulaştırdığı bir takım hep kuşkular ve şüpheleri dile getiriyor. Sonrasında da diyor ki kanlı bir Münevver Karabulut'un vahşice öldürüldüğü kanlı bir koltuk var. Daha sonra yıllar sonra ailenin o kanlı koltuk üzerinde mutlu aile pozu vermesi Münevver Karabulut ailesini şüphelendiriyor, kuşkulandırıyor. Ve yine Münevver Karabulut'un ölüm yıl dönümünde kutlama yapıldığı yönde ailenin şüpheleri var. Ve yine buna ayrı ve hep bir kuşku var. Ailenin kafasında kuşku var. Ve diyor ki aile, şunu da söylüyor. Madem diyor Cem Gariboğlu intihar etti, intiharından bir gün önce ailesiyle açık görüş yaptı, ailesine niye bahsetmedi? Hmm. Ya da intihar etti, yani resim yapılan bir odada, resim tuval çalışması yaptığı bir odada intihar etti, odada niye bir intihar notu bulunamadı diyor. Ya da şunu diyor, Cem Gariboğlu intiharından önce 33 defa psikolog
görüşmesine giriyor. Yani psikologla görüşüyor 33 defa. Peki diyor, bu intihardan önce psikolog görüşmelerinde Cem Gariboğlu'nun intihara meyilli olduğu ya da intihar etmeyi planladığı ile ilgili niye hiçbir bilimsel veri yok ya da rapor yok diyor. Ama Cem Gariboğlu baştan itibaren baktığımızda garip bir karakter değil mi? Garip bir karakter. Değil yani, mi? Yani tabii ki. Bunu kendi ailesine oradaki o zamanlar hatırlarsak, çok da geçmişe gidelim. Çocukluğundan itibaren medya bunu çok ciddi bir şekilde araştırdı. Evet. Enteresan bir kişilikti. Zaten enteresan olması sebebiyle de bu cinayeti, farklı bir kişilikti diyelim. İşlediğine, çocukluk geçmişine, işte aile travmalarına, kendi travmalarına bakıldığında söylememiş de olabilir aslında. Söylememiş olabilir, psikolojisi evet, ona uygun olmayabilir, gizlemiş olabilir. Evet. Tabii ki olabilir, her şey olabilir. Yalnız Göksu, artık bu olayın da artık kamu vicdanından çıkarılması gerekiyor. Kamu vicdanından da aklanması gerekiyor. Çünkü otopsi yapılması evet, gerekiyor diyorsun. Evet, otopsi yapılmış zaten. Hı-hı. Fethi kabir işlemini yapılması gerekiyor. Hı-hı. Yani oraya mezarın açılması gerekiyor. Mezardan DNA doku örneği alınması gerekiyor. Gariboğlu ailesinin de kan örnekleri alınıp eşleşiyor mu eşleşmiyor mu? Bilimsel ortamda bunun izah edilmesi lazım ki artık kamu vicdanında da oradaki yatan kişinin, o mezarda yatan kişinin Cem Gariboğlu mu, başka birisi mi, Cem Gariboğlu yaşıyor mu, öldü mü, ölmedi mi tartışmalarının nihayete de evet, ermesi gerekiyor işin açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Uludağ, İstanbul, CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ. Her zaman olduğu gibi aslında önemli bir noktaya Türkiye'nin konuştuğu, kamuoyunun konuştuğu olayları takip etmeye devam ediyor. Biz